Herkese merhaba. Akıllı Parayla karşınızdayız. Ben Cumhur Örnek. Parasal ve mali teşvikler, dün Amerika'dan gelen beklentilerin oldukça üzerindeki perakende satış verisi, artı Powell'ın sınırlı da olsa önümüzdeki dönemde toparlanmaya dair senaryoları ortaya koyması risk iştahını, hisse senetlerindeki alımları dün devam ettirmişti. Hızlanmasına neden olmuştu. Bugün de kısmen olumlu havanın devam ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan koronavirüsle ilgili olarak Pekin'de vaka sayıları arttı ki bugünkü rakam 137 olarak karşımıza çıkıyor. Önlemler var. Bu konuyla ilgili olarak okulların kapanması gündemde, haber manşetlerine yansıdı. Bunu da dışarıdan takip ettik. Öbür taraftan yurt içinde verilere baktığımız zaman ise sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özel sektörün yurt dışına sağladığı kredilerde uzun vadeli kredi borcunun 2019 sonuna göre 7.4 milyar dolar azalarak 174 milyar seviyesine geldiğini açıkladı. Dolayısıyla bunu da yakından takip ettik. Ama bugün açıkçası İngiltere'den gelen veriler de oldukça önemliydi. Şimdi ilk durağımız Londra. Ceren Dilekçi temsilcimiz karşımda olacak. Ceren merhaba, hoş geldin yayına. Bundan çok değil 2-3 sene önce İngiltere Merkez Bankası hedefinden şaşan enflasyon sonrası faiz arttırmak durumunda kalmıştı. Bugün gelinen rakamlara baktığım zaman neredeyse onlar da sıfıra yakınsadılar. Dolayısıyla öncelikli olarak bir enflasyonla ilgili tabii ki detayları anlatmanı istiyorum. Bir de tabii ki bu koronavirüs havacılık sektörünü etkilediği kadar otomotivi de etkiledi. Son rakamlar neler anlatıyor bize? Cumhur, İngiltere ile başlayacak olursak gözler yarın İngiltere Merkez Bankası kararında olacak. Ve kararın öncesinde bugün baktığımız zaman İngiltere'den gelen enflasyon verisini takip ettik. Ve İngiltere'de enflasyon 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aslında Avrupa'nın genelinde enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle enflasyonun 2016'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini görmekteyiz. İngiltere'de tablo aynı çünkü baktığımız zaman Mayıs ayında yıllık tüfe Nisan'da %0.8 seviyesinden Mayıs'ta %0.5 seviyesine yavaşladı ve Haziran 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aynı zamanda İngiltere'de tüketici harcamalarını da takip ettik. Tüketici harcamaları cephesinde de %20'lik bir düşüş var Mayıs ayı itibariyle. Tabii gözler yarın İngiltere Merkez Bankası kararında olacak, toplantısında olacak. Son gelen verilerin hayal kırıklığı yarattığını göz önünde bulunduracak olursak yarınki toplantıdan beklentiler artmış durumda. Fakat ilk etapta İngiltere Merkez Bankası'nın yarın varlık alım programında 100 milyar sterlinlik bir artışa gitmesi bekleniyor. Ve programın büyüklüğü 745 milyar sterline çıkmış olacak. Fakat yaz döneminde bir artırım daha yapması beklentisi var İngiltere Merkez Bankası'nın. Yani bir 100 milyar sterlinlik artış daha beklentisi var piyasada. Aynı zamanda opsiyon traderları sterlinde yüksek volatilite riski görüyorlar. Bugün de oynaklığın yine arttığını görmekteyiz. Yarınki toplantı öncesi pound dolar paritesi 1.2570'ler seviyesinde işlem görmekte. Diğer tarafta Brexit'e ilişkin haber akışı oldukça yoğun. Brexit sürecini takip ediyoruz. Fakat az önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamalarını takip ettik. Ve Johnson önümüzdeki haftalarda İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yeni bir canlandırma paketi açıklayacağını söyledi. Bu pakette özellikle istihdam piyasasını korumaya dönük yeni adımların atılması bekleniyor. Brexit sürecinde gözler. Bu hafta aslında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupalı yetkililerle yaptığı telekonferans sonrası artık anlaşmanın sağlanacağına dair umutlar yeşermişti. Çünkü her iki taraf da müzakerelerin hızlandırılması konusunda görüş birliğine varmışlardı. Hatta Boris Johnson toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Temmuz ayında bir anlaşmaya varılmaması için herhangi bir neden göremediğini söylemişti. Fakat bugün Reuters'ın haberinde Alman hükümetinin diğer Avrupa Birliği ülkelerine anlaşmasız Brexit'e hazır olmaya çağırdığı vurgusu yer aldı. 15 Haziran tarihli dokümana göre ve Reuters tarafından görülen dokümana göre Eylül itibariyle artık görüşmelerin sıcak safhaya gireceği ve bu aşamada İngiltere'nin Avrupa Birliği üzerindeki tehditlerini arttırdığı ve anlaşmayı hemen imzalayarak bir an önce kendi isteklerini kabul ettirme çabasında olduğu ifadelerine yer verildi. Yani aslında sonbahar dönemi Brexit görüşmeleri için oldukça sıcak geçeceğe benziyor. Bugün diğer tarafta Avrupa'da veriler tarafında otomotiv satışları verisini gördük. Önemliydi Mayıs ayı verisi. Çünkü Nisan'da otomotiv satışlarında Avrupa'da çok sert düşüş kaydetmişti. %78'lik bir düşüş görülmüştü. Mayıs ayında Nisan'a kıyasla biraz toparlanma gördük. Yani %57'lik bir düşüş meydana geldi. Fakat yine de 30 yılın
en kötü Mayıs ayı kaydedildi Cumhur. Tabii önümüzdeki günlerde gözler ikinci çeyrek bilançolarında olacak otomotiv sektörünün. Mesela geçtiğimiz günlerde Ford bir açıklama yapmıştı ikinci çeyreğe dönük tahmine ilişkin olarak. Çünkü ABD'de ikinci çeyrekte 5 milyar dolar zarar beklentisi paylaşmıştı. Yani aslında otomotiv şirketleri üzerindeki tahribat ikinci çeyrek bilançolarında çok net şekilde gözlenmiş olacak. Son olarak Avrupa borsalarındaki fiyatlamaya bakacak olursak, dün endeksler günü sert yükselişle tamamlamıştı. Hem teşvik umutları, ABD'den gelen adımlar hem de medikal taraftaki gelişmeler piyasaları desteklemişti. Bugün de Avrupa borsalarındaki iyimserliğin sürdüğünü görmekteyiz. Endekslerde %1'e ulaşan primler var Cumhur. Benim aktaracaklarım bu kadar. Yeniden söz sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Ceren, aktardığım bu notlar için. Piyasa fiyatlamayla devam edelim. Dolar Türk Lirası son 5 günün en yüksek seviyesine geldi. An itibariyle 6.8550'den işlem görüyor. Düzeltiyorum, 6.8550 olarak. Asya'daki tabii ki tansiyonun yükselmesiyle Kore Won'unda da bir yükseliş söz konusuydu sabah saatlerinde. Dolar orada da %0.6 değer kazanmış durumda. Diğer taraftan Ceren'in altını çizmiş olduğu beklentiler ve sebepler, parasal ve mali teşviklerle borsalar artıda olduğu gibi diğer gelişmekte olan para birimlerinde de değer kazanımları görüyoruz. Son bir ayda dikkat ederseniz dolar Güney Afrika randında %7'ye varan bir geri çekilme var. Dolar Meksika pezosunda yine benzer şekilde %7'ye varan geri çekilmeler var ki aynı şekilde bugün de değer kazanımları devam ediyor. Dolar endeksi düne göre yatay hafif değer kazanıyor. 97.10 seviyesindeyiz. Euro dolar 1.12.35'ten işlem görüyor. Burada biraz daha Brexit ve Avrupa bölgesinden gelen haber akışı bu noktada önemli. Düne göre %0.3'lük bir geri çekilme söz konusu. 1.12.35 son seviyemiz. Sterlin dolar ise 1.25.60'da. Endekslere baktığımız zaman borsa tarafında Borsa İstanbul %110.990 gibi bir rakamla karşı karşıyayız. Bugün 111.615'e kadar yükselmişti endeks. Gördüğüm kadarıyla şu aşamada yatay bir seyir var. Bankacılık endeksinde kayıplar 0.4'e ulaşmışken sınav endeks düne göre %0.2 primle işlem görüyor. S&P 500'de kazanımlar baktığımızda düne göre %0.5, son 5 güne baktığımızda ise burada da kayıpların daha sonra gelen 1 trilyon dolarlık altyapı açıklaması ve mali teşvik ve parasal teşviklerle son 5 günde neredeyse %8'e kadar değer kaybeden S&P'nin kayıplarının büyük bir kısmını son 2-3 günde telafi ettiğini görüyoruz. Eurostoxx'ta kazanımlar %1'e vardı. Avrupa Asya tarafında ise sabah saatlerinde Nikkei günü %0.6'lık kayıpla tamamlamıştı. Petrolde 40 doların üzerindeyiz. Buradaki yatay seyir devam ediyor. Çok fazla altında bir kalıcı seyir göremedik. Altına geldiğimizde 1719 seviyesindeyiz. Dün perakende satış verisi vardı. Altın tarafında nispeten oradaki geri çekilmeyi hızlandırmıştı. Şimdi hem dün Powell ne dedi? Amerikan verileri neden beklentilerin bu kadar üzerinde ve piyasa yansımalarını sormak için Norsiyan Bireysel Portföy Yöneticiliği Birim Müdürü Arzu Tokta'ya gidelim. Arzu merhaba, hoş geldin yayına. Dün itibariyle gördüğümüz perakende satış verisinde özellikle kontrol grubunda ciddi anlamda beklentilerin aşıldığını gördük. Powell'ın mesajları vardı. Bugün saat 7'de yeniden konuşacak. Dolayısıyla bunları değerlendirdiğimizde bundan sonrası için altında hala bugün de bizim yine BloombergRT.com'da gelen raporlardan yapmış olduğumuz analizlerde çok yüksek rakamların telaffuz edildiğini görüyoruz. Sence bu rakamlar ne kadar gerçekçi, ne kadarlık bir vadede bura seviyelere ulaşabiliriz? Teşekkür ederim Cumhur. Evet, o çok yüksek rakamlar sene başından bu yana özellikle Şubat ayında yaşanan yükselişle beraber telaffuz edilmeye başlanmıştı. Ama sonrasında küresel piyasalarda Nisan ayı ile beraber daha iyimser fiyatlamalara geçilmesi, altında da özellikle COMEX tarafında pozisyonlanmada bir satış baskısının ortaya çıkmasına sebep oldu. Öte yanda ETF fonlar tarafında ise alımların devam ettiğini, daha doğrusu bu taraftaki satışların aynı zamanda çok fazla olmadığını görüyoruz. Biraz daha orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcı altında pozisyon taşımaya devam ederken biraz daha piyasa fırsatlarını değerlendirip daha fazla risk almak isteyenler değişik enstrümanlara geçiş yapıyor diyebiliriz. Evet, Fed'in söylemleri ile piyasanın fiyatlamaları şu son dönemde tamamıyla ayrışmış durumda diyebiliriz. Fed ekonomik belirsizliklerin devam ettiğini söylüyor. Powell dün de bunu söyledi. Muhtemelen bugün de aynı şeyleri yineleyecek.
ve geçmiş aylarda Mayıs ayı istihdam verisi, perakende satışlar verisindeki iyileşme, tüketici ve işletme yatırımları tarafında algının, genel havanın iyileşmeye yüz tuttuğunu gösteren bir takım ekonomik veriler var, güven endeksleri var. ISM İmalat Sanayi Endeksi 43,1 ya da 4 tam hatırlayamayacağım ile Nisan ayına göre iyileşme kaydetti. Bunların hepsi olumlu ama FED bunları değerlendirirken devamını görmek istiyoruz diyor. Bu nedenle de ekonomik belirsizlik devam ediyor, sürüyor diyor ve özellikle istihdam piyasasına çok fazla önem verdiğini ve bu tarafta pozitif yönde hükümet politikalarıyla atılacak her adımın ekonomik iyileşmeye katkı sağlayacağını ileriyor. Piyasa biraz daha iyimser, her gelen ekonomik veriye biraz daha bardağın dolu tarafından bakmaya çalışarak pozitif fiyatlıyor. Şimdi zaten son dönemde şunu söyleyebiliriz, ekonomik gerçekleşme ile finansal piyasaların fiyatlamaları son derece farklıydı son 10 yıl içerisinde. Aynı şeyi bugün de görüyoruz ve muhtemelen bu fiyatlamalar devam edecek ama ikinci bir virüs dalgası ile tüketicinin ve işletmelerin ekonomik algısında kötüleşme olur ve istenilen düzeyde bir iyileşme yaşanmaz ise o zaman bu piyasalara da olumsuz yönde yansıyacaktır. Bu ortamda özellikle hisse senedi piyasalarının şu durumda 3250 endeks seviyesine ve hatta 3400 tepesine doğru yükseliş potansiyelinin taşıdığını düşünürsek altında bir süre işte 1690-1750 aralığında dar bir band içerisinde hareketine devam edecektir. Ancak yıl sonuna doğru ki şu anda da bir takım riskler var. Bu risklerin tekrar gün yüzüne çıkmasıyla beraber altın yatırımcısı tekrar piyasaya dönebilir. Yani 2000 dolar hedeflerine ulaşıp ulaşılmayacağını kestirmek şu an için mümkün değil. Ama orta vadede düşük faiz ortamının ve temel görünümün altında yükselişi desteklediğini görüyoruz. Arzu, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin aktardıkların için. İyi günler diliyorum size de. Şimdi bir düne dönelim. Powell ne demişti bir hatırlayalım. Çünkü İstanbul kapanışına doğruydu. Saat 17'den 17.15 gibi konuşmaya başlamıştı. Orayı bir hatırlayalım. Üzerine yorumlamaya ve aktarmaya devam edelim. Fed Başkanı Jeremy Powell, Amerikan Senatosu'ndaki yarı yıl para politikası sunumunda temkinli söylemini korudu. Powell, üretim ve istihdamın salgın öncesi seviyelerin çok altında kaldığını belirterek, ekonomik toparlanmanın zamanlaması ve gücüne ilişkin ciddi belirsizliğin devam ettiğini söyledi. Powell ayrıca istihdam raporlarında çok büyük oynaklık olduğunu söyledi. Belirsizliğin önemli kısmının salgının seyrinden kaynaklandığını ifade eden Powell, halk hastalığın kontrol altına alındığından emin olana kadar tam toparlanmanın olası görünmediğini belirtti. Fed'in ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu yineleyen Powell, ekonominin iyileştiğine emin olana kadar faizleri sıfıra yakın tutmaya devam edeceklerini bildirdi. Powell, diğer yandan Fed'in getiri eğrisi kontrolünü değerlendirmede henüz erken evrede olduğunu kaydetti. Son zamanlarda gelen bazı verilerin istikrara ve ılımlı toparlanmaya işaret ettiğini belirten Powell, salgının küçük işletmeler için akut riskler oluşturduğunu ve Fed'in bankaları işletme kredisi vermek için teşvik ettiğini vurguladı. Ekonomi toparlandıkça enflasyonun zaman içinde %2 hedefine döneceğini belirten Powell, enflasyon bir süre daha hedefin altında kalabilir dedi. Ekonominin iyileşmesi için Kongre ve Fed'den daha fazla desteğe ihtiyaç duyulabileceğini kaydeden Powell, piyasa fonksiyonu gelişmeye devam ederse Fed'in şirket tahvil alım programını yavaşlatacağını belirtti. Salgının düşük gelirliler üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çeken Powell, ekonomi düzelmezse Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelir eşitsizliğinin artacağını belirtti. Evet, Powell'ın dün açıklamaları böyleydi. Şimdi yorumlamak için Skype attığımızda Rabobank kıdemli kur stratejisti Jane Foley olacak. Hi Jane. Merhaba Jane, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Çok yakından izliyoruz. G4 Merkez Bankalarının yaptığı adımları, attıkları adımları ve son olarak da Jerome Powell'ın konuşmasını dinledik dün akşam. Aynı zamanda biliyoruz ki Bank of America Haziran Fon Yöneticileri anketi de şunu bize gösterdi ki hisse piyasasındaki fiyatlama aslında fazla değerli. Bu veriyi gördünüz mü, ankete katıldınız mı bilmiyorum ancak şunu sormak istiyorum.
fiyatlarda fazla fiyatlama mı var yok mu? Sanırım herhangi bir ekonomistin bir hisse piyasasına bakıp üstünde değerli demesi çok zor şu an için ya da tam tersi için. Çünkü şu an gördüğümüz şey taleple olan bir şey ve maalesef aşağı yönlü giden bir noktadan sonra yukarı çıktık. İşsizlik arttı mesela. Tüketicilerle alakalı bazı işaretler geliyor. Hafif hafif alımlanmaya başladı. Ancak şu an insanların biraz daha tasarrufa kaçtığını görüyoruz. Şu an için şirketlere dönüp bakacak olursak kendi ürünleri için en azından biraz daha artan bir talep olduğunu görüyorlar. Teknoloji mesela bunun için çok iyi bir örnek olabilir. O yüzden biraz iyileşme olabilir. Ve getirileri de o yüzden artıyor. Bir ay öncesiyle kıyaslandığı zaman şu an daha iyi. Mesela bankacılık sektörü için aynı şeyi söyleyebiliriz. Bunun birkaç sebebi var tabii ki. Ancak aynı zamanda hisse piyasası için ihtiyatlı olmamız için de birçok sebebimiz var. Çünkü kötü bir haber, ekonomiyle alakalı ya da politikayla, siyasetle alakalı bir kötü haber her şeyi kötüleştirebilir. Şu an Fed ya da diğer merkez bankaları ucuz para enjekte etmeye çalışıyor ancak tamam bunlar işe yarıyor ancak hisse piyasaları da şu an oldukça yüksek görünüyor. Pekala aynı zamanda merkez bankaları da hali hazırda faizleri sıfıra çektiler, sıfır bandına çektiler ve hükümetler de tahvil ihraçlarını artırıyorlar. Almanya'da mesela rekor seviyede bugün bir tahvil satışı yaşandığını gördük. Bütçe açıkları problemi için ne düşünüyorsunuz ve bu ihraçlar için ne düşünüyorsunuz? Sizce piyasada arz problemi yaratır mı ya da faizleri yüksek bir baza götürür mü? Yine şöyle söyleyeyim. Bunun farklı etkileri olabilir. Bir tarafta ek destek sağlıyor bazı ülkeler için. Arz bazı ülkelerde çok fazla. Bunun ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Tahvillerde çok fazla bir ihraç yapılıyor. Ve genel anlamda konuşacak olursak bu da tabii ki bize ders kitaplarının öğrettiği bir şey olarak her şeyi yukarı doğru çıkartabilir. Merkez bankalarında bile, gelişen piyasanın merkez bankalarında bile şu an varlık alım programlarını genişletmeye çalışıyorlar. Bunu yapıyorlar. Yani yatırımcılarda bir garanti istiyor. Ne olursa olsun çok fazla kayıp etmeyeceklerini, kayıp yaşamayacaklarını görmek istiyorlar. O yüzden ihraç konusu merkez bankasının aktivitesine göre değişebilir. Hangi noktada biraz daha iyi bir noktada olacak yatırımcılar buna bakıyorlar bence. Talep mümkün olduğu kadar arttıkça tabii ki onlar da birçok şey yapmaya çalışacak ve yatırımcılar da akıllarında bunu bulunduracak. Son dönemlerde yapılan birçok şeyi düşünecek. Daha ne kadar ileri gidebilirler diye düşünecekler yatırımcılarda. Peki hala İngiltere Merkez Bankası kararının öncesinde pazartesi gününde çok fazla Brexit tarafından haberler geldiğini gördük. Ana senaryonuz nedir bu tarafta? Çünkü oynaklık yaşandığını görüyoruz. Sterlin dolar çiftinde. Genel olarak bu konuya yaklaşımınız nedir? Son birkaç günde birçok haber geldi. Siz ne söylediğiniz gibi pazartesi günü Johnson ve diğer kurul arasında bir Avrupa Komisyonu Başkanı tarafında bir toplantı oldu ve şimdi bu her iki tarafında taviz verebileceği şeyler olduğunu bize söyleyen bir toplantı haberi oldu. Şu an herhangi bir şekilde somut bir şey bilmiyoruz ancak balıkçılıkla alakalı ne olacak aslında kesinlikle bilmiyoruz. Bu çok önemli bir konu. AB'nin İngiltere'nin istediklerine ne kadar kabul edeceği ya da tam tersi ne kadar geçerli olacağını bilmiyoruz. Devlet yardımları da mesela çok ayrı bir konu. Yani her şeyin konuşulması gerek. Çok fazla şeyin üzerinden geçilmesi gerekiyor. Bugün açıklanan bir rapor var mesela. Eylül ayı söyleniyor. Müzakerelerin tamamlanması için gereken ay Eylül. Eğer diğerleri de bunu tamam diyecekse, anlaşma zamanında gerçekleşecekse, yılın sonundan önce anlaşmaya varılacaksa sadece birkaç ayımız var demektir müzakerelerin bitmesi, tamamlanması için. Fakat nasıl bir şekilde olacak ya da ne zaman bir anlaşma göreceğiz? Bu olana kadar Sterlin hala baskı altında kalmaya devam eder. Jane Foley, bugün bize katıldığınız ve detayları bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi akıllı paraya kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Kofas ekonomisti Seltem İyigün bizlerle olacak.
Akıllı paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğum Kofas ekonomisti Seltem İlgün olacak. Seltem merhaba, hoş geldin yayına. Hoş bulduk Cumhur. Şimdi bir iki hafta önce Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisi. Dedik hani detayında şu vardır, tanımlaması budur. Piyasalar o konuyla ilgili tartışmayı hızlıca geride bırakmıştı. Ama dün itibariyle perakende satış verisi gördük ki neredeyse beklentilerin iki katına çıktı. Dolayısıyla burada ekonomistler olarak, Kofas olarak küresel büyümeyi nerede görüyorsunuz? Avrupa bunun hani gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler olarak kırdığımızda toparlanmanın ne şekilde olmasını, nasıl gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz? Cumhur, evet, ekonomilerin yavaş yavaş açılmasıyla birlikte sadece Amerika'da değil, hem Avrupa'da hem Çin'de hem de geri kalan gelişmekte olan ülkelerde bir toparlanma görülüyor. Türkiye'de de bu böyle. Nitekim Mayıs ayından sonra, yani Nisan ayında dibi gördükten sonra Mayıs ayındaki öncü göstergeler hem soft data yani beklenti anketleri hem de gerçekleşmeler konusunda bir miktar toparlanma olduğunu işaret etmişti. Ama tabii bu toparlanma Covid öncesi döneme göre çok sınırlı ve uzun vadeli bir toparlanma olacağı benziyor. Bizim ikinci çeyreğe ilişkin değerlendirmelerimizde yeni gelen verilerle güncellediğimiz verilere, beklentilerimize göre biz yine de Amerika'da %5'in üzerinde bir daralma öngörüyoruz. 2020 yılında %5,6'lık bir daralma öngörüyoruz. Euro bölgesinde yine %10'a yakın 9,7'lik bir daralma öngörüyoruz. Buradaki kırılımlar değişiyor ülkelere göre. İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkeler Covid'den çok daha fazla etkilendiler. Dolayısıyla bu ülkelerdeki daralma beklentilerimiz %10'un üzerinde. Almanya'ya baktığımızda buradaki daralma beklentimiz %7'lerde. Yani aslında büyük ölçüde gelişmiş ülkelerin çoğunda neredeyse çift tanelere yakın bir daralma bekliyoruz Amerika haricinde. Ama Amerika'ya ilişkin verilerimiz de tabii ki önümüzdeki dönemlerde güncelleyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda burada da aslında biraz ayrışma var. Örneğin Brezilya'nın büyüme beklentisi, daha doğrusu daralma beklentisi demek lazım, %6,5 seviyesinde. Ama Türkiye'nin biz 2020 yılında geri kalan gelişmekte olan ülkelere nazaran bir miktar daha az daralacağını değerlendiriyoruz. Bunun da sebeplerinden bir tanesi, birinci çeyrek büyümesinin aslında kuvvetli gelmiş olması. Her ne kadar beklentilerin altında da gelmiş olsa yine de diğer gelişmekte olan ülkelere göre bir miktar daha kuvvetli bir büyüme gördük biz. Tabii 2019'dan sonra böyle bir toparlanma bekliyorduk ve aslında bu virüs olayı olmasaydı ekonomi artı tarafta %3'ler 4'ler civarında toparlayabilirdi. Şimdi ciddi bir krizi genişlemesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun her ne kadar dış ticaret yani ihracat gelirleri ve turizm gelirleri azalmış, ciddi anlamda azalmış olsa da ekonomiyi desteklemesini bekliyoruz. Ama tabii bu daralan ticaret hacmi, küresel ticaret hacmi ve daralan küresel ekonomi, ki bizim 2020'de beklentimiz %4,4'lük bir daralma küresel ekonomi açısından. Birinci çeyrekteki beklentimiz -1,3'tü. Bunu 4,4'e güncelledik. Bunların yansımasının iflaslar tarafında da olması tabii ki. Şimdi tam bu noktada esasında yapmış olduğunuz varsayımların içerisinde en önemli kalemleri duymak isterim esasında. Yani mesela geçtiğimiz hafta OECD tahminlerini yayınlarken işte ikinci bir dalganın olması hususunda daralmanın şuraya kadar gerilemesini. Dolayısıyla sizin hesaplamanızın içerisinde nerede bu yer alıyor, ikinci dalga riski? İkinci noktada da bu daralmanın iflaslar konusunda, reel sektöre yansımaları konusunda ne düşünürsünüz? Çünkü merkez bankalarının özellikle mesela bu hafta FED'den gördüğümüz şirket tahvillerine doğru yönelilmesi, istedikleri kredi kanallarının açık olması, ama bütün bunlar aynı anda gerçekleşebilecek mi? Dediğin gibi aslında reel sektörle finans sektörü birbirinden biraz ayrışmış durumda, ama sonuç olarak hem istihdam yaratan hem insanlara reel anlamda gelir sağlayan kesim reel kesim. Dolayısıyla bu açıklanan hem mali hem yani hem mali hem de para politikalarıyla verilen desteklerin reel kesime ne derece etki edip etmediği önemli. Fed'in de son adımı bu anlamda önem taşıyor. Şimdi ilk soruna, yani sorunun ilk kısmına gelmek gerekirse,
Şöyle bizim bu hesaplamaları yaparken 4 tane varsayımımız var. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hala biz temel senaryomuzdayız. Temel senaryomuzun da öncelikli varsayımı ikinci bir dalganın yaşanmayacağı. Dolayısıyla ikinci bir dalgalanma, ikinci bir salgın yaşarsak bu bizi risk senaryomuza götürecek. Henüz onunla ilgili bir beklenti oluşturmadık. Çünkü biz 2020'de salgının ikinci kere tekrarlamayacağını değerlendiriyoruz. Bunun yanındaki destekleyici öngörülerimiz şunlar. Bir kere hane halkının ekonomideki güven kaybı nedeniyle tasarruf etmeye devam edeceği ve uzun dönemli ortalama tasarruf oranlarının üzerine çıkacağı. Bu birinci varsayımımız. Tabii bu direkt dayanıklı tüketim maddeleri, inşaat, otomotiv gibi sektörlere etkileyecektir. Perakende sektörü gibi sektörlere etkileyecektir. İkinci varsayımımız ortalama petrol fiyatının 2020'de 35 dolar civarında kalacak olması. Üçüncü varsayımımız da mali politikaların, yani mali teşviklerin her ne kadar borç yaratıyor da olsa, çünkü şu anda küresel milli hasılanın yaklaşık 3 katı kadar birikmiş bir borç var. Buna rağmen finansal tarafta, yani mali teşviklerin en azından 2021'e kadar yürürlükte kalacağı ve para politikası tarafındaki genişlemenin ise 2021'den sonra da devam edebileceği yönünde. Dolayısıyla tüm bu varsayımlar altında değerlendirmelerimizi yaptığımızda, hesaplarımızı yaptığımızda %4,4'lük bir daralmaya götürüyor bizi. İkinci sorunu tekrar hatırlatabilir misin? Bu reel sektöre nasıl yansıyacak? Sonuçta alacak sigortası içerisinde faaliyet gösteren bir kurumsunuz. Bu konuyla ilgili olarak şirketlere daha yakınsınız. Onların nakit akışı, işletme sermayesi, bu noktada oraya doğru kredi akışı, kredi genişlemesi gidiyor mu, gitmiyor mu? Gördüğüm dışarıdaki konular içerisinde büyük merkez bankalarının şirket tahvilleri alma yönünde de bir iradesi var. Bunları sormuştum. Evet. İflaslar konusunda biz 2020 ve 21 ortalamasının küresel olarak 2019'a göre %33 daha fazla olacağını düşünüyoruz. Yani küresel olarak iflaslar 2019'a göre bu sene ve önümüzdeki sene ortalamada %33 artacak diye bir değerlendirmemiz var. Bunun tabii önemli bir kısmı aslında gelişmiş ülkelerde, demin de saydığım gibi. Çünkü gelişmiş ülkeler bu hem tedarik zincirlerindeki kapatmalardan hem talep düşüşünden çok daha fazla etkilendiler. Burada Amerika'ya ilişkin bizim beklentimiz yine aynı dönem kıyaslamasını temel aldığımızda %43 oranında bir artış bekliyoruz. Örneğin Almanya'da artış beklentimiz %12 ya da İspanya'da %22, ülkesine göre değişiyor. Ama tabii 2019'da kıyasladığımızda örneğin Almanya'da iflaslar %3 azalmıştı ya da Amerika'da sadece %3 artmıştı. Şimdi neden bu iflaslar oluyor? Çünkü birincisi talepte çok ciddi bir çöküş yaşadık. Bu dönemde üçlü bir şokla karşı karşıyayız aslında. Hem küresel talep şoku, insanlar karantina nedeniyle evde kaldıklarından dolayı, hem küresel tedarik şoku, Çin'in kapanmasıyla birlikte ve insanların eve kapanmasıyla birlikte düşen talebin neticesinde üretimin neredeyse tamamı yakın durmuş olması, çok az bir üretim gerçekleşmesi. Üçüncüsü de petrol fiyatlarındaki şok. Tabii petrol fiyatlarındaki şok aslında sadece virüse bağlı değil. 2019'da da Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarından olumsuz etkilenmişti ve piyasada bir arz fazlası vardı. Ama bu virüs tabii bunun üzerine eklenmiş oldu. Dolayısıyla üçlü bir krizle karşı karşıyayız. Şimdi bu üçlü kriz ve bir çare bulabilmek için dediğim gibi hem merkez bankaları hem maliye politikaları aracıyla bir takım destekler veriyor devletler. Ve bunların yapılması lazım her ne kadar borç yükü artıyor bile olsa. Ama genel olarak bizim tespitimiz gerek Amerika'da olsun ki zaten dün Powell da konuşmasında küçük ve orta ölçekli şirketlerin finansmana erişiminin önemli, onların yaşamasının önemli olduğuna değindi. Gerek Türkiye'de gerek diğer ülkelerde büyük ve finansalları kuvvetli olan firmaların krediye ulaşmada çok daha kolaylık sahibi olduklarını görüyoruz. Ama KOBİ'ler için durum çok fazla aynı değil. Burada çünkü bankalardan kendilerini korumak adına kredi verirken daha seçici davranıyorlar. Ve ciroları düşmüş, satışları hemen hemen durmuş, borçlanma maliyetleri artmış, tedarik zinciri bozulmuş ve nakit akışlarındaki denge kaybolmuş KOBİ'lere tabii ki de özel bankalar kredi verirken çok daha seçici davranıyorlar. Bu da her ne kadar kredi bolluğu da olsa ekonomide, küresel ekonomide
üretim kesiminin yani imalat kesiminin sadece bir kısmının daha avantajlı koşullarda krediye ulaşabildiğini gösteriyor. Geri kalan kesim yani küçük ve orta ölçekli firmalarda biz krediye ulaşımın daha sınırlı, daha kısıtlı ve daha maliyetli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tabii ki alacakları da garanti altında değilse bu firmalar ciddi anlamda batık riskiyle karşı karşıya geliyorlar. Peki şimdi faizlerin bu noktada aşağıya gelmesi, senin de söylediğin gibi kredi kanallarından ucuz paralı maliyetin reel sektöre gitmesini beraberinde getiremeyebiliyor. Peki bu konuyla ilgili olarak yine paranın maliyeti üzerinden gideceksek, önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yine bir PPK toplantısı olacak. Bu konuyla ilgili ne beklersiniz? Yarın enflasyon, cuma günü düzeltiyorum, enflasyon anketini de göreceğiz ama bununla ilgili olarak varsayımlarınız ne aşamada? Cumhur, biz seninle bundan önce yaptığımız programda enflasyon konusuna değmiştik o dönemde. Yani geçen ayki, yani son enflasyon rakamlarından önceki yaptığımız toplantıda ben açıkçası enflasyonun Türkiye'de de gündeme bu kadar çabuk geri gelmesini beklemediğimi söylemiştim. Ama son gelen rakamlarla birlikte sanki bu görünüm biraz değişti. Burada tabii iki etki görüyoruz. Bir tanesi petrol fiyatlarındaki çok ufak da olsa artış, hem tabii esas olarak kur artışının etkilerini görüyoruz. Şimdi enflasyon küresel olarak hala gündeme gelmiş değil ve 2021'den önce de gündeme çok geri dönecekmiş gibi durmuyor. Çünkü talep çok ciddi çöktü ve üreticiler tarafında firmaların fiyatlama kuvvetlerinde bir gerileme oldu. Talep yani çıktı açıkları çok olduğundan dolayı ve talep zayıf olduğundan dolayı, ama Türkiye nezdinde bakılınca bunun çok fazla böyle olmadığını görüyoruz. Özellikle çekirdek enflasyon tarafında hem hizmet sektörü hem dayanıklı tüketim malları etkin olduğu için burada çifte bir baskıdan söz edebiliriz. Yani kurdaki artışlar dayanıklı tüketim mallarına hemen etki edebiliyor Türkiye'de. Öte taraftan ekonominin açılmasıyla birlikte hizmetler sektöründe yukarı yönlü fiyatlamalar görebiliriz ki bunları görmeye biraz başladık. Sonraki yani bir ay sonraki enflasyon rakamında bunu daha belirgin görme ihtimalimiz var. Dolayısıyla bu iki unsur bir araya geldiğinde çekirdek enflasyon göstergelerinde bir miktar yukarı yönlü gidişat görebiliriz. Onun dışında gıda fiyatları henüz gündeme geri gelmiş değil. Tekrardan çok ciddi bir artış olduğunu görmüyoruz. Son rakamlarda da eksi gelmişti ama akaryakıt fiyatlarındaki güncellemenin enflasyonun alt kalemlerine önemli ölçüde yansıdığını görüyoruz. Ki bu ulaştırma fiyatlarını çok ciddi etkiliyor. Evet. Ulaştırma fiyatlarının altındaki akaryakıt kaleminde %6'ya yakın bir artış görmüştük. Dolayısıyla tüm bunları bir potada değerlendirdiğimizde Merkez Bankası'nın faiz indirimi için yerinin gitgide azaldığını değerlendirebiliriz. Yani bu toplantıdan 25 bas puanlık bir indirim de gelse önümüzdeki dönem için TL'nin de baskı altında olduğunu göz önüne alırsak hareket alanı biraz daha kısıtlanabilir Merkez Bankası'nın. Seltem, çok teşekkür ediyorum. Programa katıldığın ve değerli görüşlerini bizlerle paylaştığın için tekrar görüşmek üzere diyeyim ve şimdi akıllı paraya yine bir kısa ara verelim. Aranın ardından durağımız Londra olacak. Gelişmekte olan ülkeleri, para birimlerini ve oradaki koronavirüsün yayılma hızının ekonomiye etkilerini konuşacağız. Akıllı Para'nın son bölümünde konuğum Manu Asset Management kıdemli gelişmekte olan ülkeler stratejisti Richard Siegel olacak. Hi Richard, merhaba, welcome Richard. On Öncelikle show. Programımıza hoş geldiniz. Gelişen piyasaların döviz evrenine baktığımız zaman son zamanlarda biraz değer kazandığını görüyoruz. Ancak bazı ülkeler, Brezilya ya da Güney Afrika gibi ülkelerin değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Koronavirüs sizce gelişen piyasaların ekonomileri nasıl etkiliyor? Çoğu açıdan bakacak olursak aslında aynı desende hareket ediyorlar diyebiliriz. ABD'de ya da Avrupa'daki gibi hareketler var. Tabii ki bazı ülkeler daha az etkilendi, daha az vaka sayıları var. Karantina önlemleri sebebiyle oldu bu da tabii ki. Ancak bazılarında da çok fazla keskin düşüş yaşandı tüketici aktivitelerinde ve de o yüzden hükümetin gelirleri biraz daha azaldı ve piyasaları destekleyici aksiyonlar atıldı büyük merkez bankaları tarafından. Mesela Amerikan Merkez Bankası tarafından ve bu da Brezilya'yı etkileyen ya da Güney Afrika'nın para birimini destekleyen bir şey oldu. ABD'nin faizlerin düşmesi mesela çok etkili oldu ve zaten ABD'deki faizler de büyük ihtimalle önümüzdeki yıllar boyunca böyle kalacak.
Pekala, aynı zamanda merkez bankalarının faiz oranlarını indirdiğini görüyoruz. Örneğin Brezilya Merkez Bankası'nın politika faiz kararını göreceğiz bugün ve önümüzdeki hafta da Türkiye'de bir para politikası toplantısı var. Genel olarak ne düşünüyorsunuz faizleri indirme konusunda? Negatif reel prim tarafına indirme konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu bir başka oynaklık yaratır mı para birimi piyasasında? Çoğu açıdan bu sürdürülebilir olur tabii ki. Bir güven ortamı var. Türkiye'nin enflasyon tahmininin Merkez Bankası'nın istediğine çok yakın olacağına dair bir güven var. Daha da altına gidebilir tabii ki. Ancak Brezilya'da enflasyon tarihi düşük seviyelerde zaten. O yüzden Brezilya Merkez Bankası'nın negatif reel tarafa geçmesi için daha fazla şey yapılabilir. Daha, ve bu yüzden beklenti 2.25'e çekilmesi politika faizinin Brezilya tarafından. Pekala, aynı zamanda merkez bankalarının aksiyonlarına bakacak olursak finansal piyasalara para enjekte ettiklerini görüyoruz. Ancak sizce bu gelişen piyasalarda getiri avına çıkılmasına sebep olur mu, ya da geçmiş piyasalara mı giriş sağlar? Bu farklılaşma için siz ne düşünüyorsunuz? Hali hazırda getiri avı var. Ekonomik çıktı ve getiriler arasında yani düşük değerli varlıklar arasında bir ilişki var ve hisse piyasalarına gidebilecek çok fazla da para var. Çünkü şu an negatif getiriler var çok büyük ülkelerde. O yüzden bu gerekli bir şey. Her yatırımcının yapabileceği şekilde getiri elde etmeye çalışması çok mantıklı ki şu anda bunu gelişen piyasalarda olduğunu görüyoruz. Bir kere son sorumda bir kez daha getiri avcısı yatırımcılarıyla alakalı. İlk olarak hazine tahvillerine yöneldiler. Şimdi merkez bankalarının şirket tahvili alımını yapacağını biliyoruz ve makaslar daha da sıkılaşıyor. Bir sonraki hamle ne olur sizce? Bence şu an için büyük merkez bankaları şirket tahvil alım programlarını artıracaklardır. Aynı şekilde zaten çok fazla kredi veriyorlardı. Ancak çok fazla kredi riski de oluşabilir. Gelişen piyasaların merkez bankalarına bakacak olursak da onların da şirket tahvili alması doğru yönde atılmış bir adımdır. Faizleri indirmeye de devam ederler diyebiliriz ve daha fazla likidite desteği sağlayabilirler ki piyasalara yumuşak bir şekilde fonksiyonlarını devam edebilsin, operasyonlarını da devam edebilsin. Brezilya ve Türkiye'de gibi ülkelerde böyle şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Bugün bize katıldığınız için ve bu detayları paylaştığınız için çok teşekkürler Sayın Richard. Evet, akıllı paranın sonuna geldik. Bugün itibariyle tabii hafta boyunca konuştuğumuz Pekin'deki artan vakalardı. Bu ikinci dalga korkusunu da beraberinde tetiklemişti. Konuyla ilgili olarak bu sabah Çin Uluslararası Radyosu muhabiri Zhao Baibai, Beybey'i Bloomberg ET'ye açıklamalar yapmıştı alınan önlemlerle. O haberimizi izleyerek akıllı parayı noktalayalım. Dün başkent Pekin'de 31 yeni vaka tespit edildi ve böylece arka arkaya 6 gün boyunca toplam 137 COVID-19 vakası tespit edilmiş oldu. Ve Pekin'de daha önce zaten 6 gün boyunca hiç yeni vaka çıkmamıştı. Ve dün gece itibariyle Pekin'in alarm seviyesi 2'ye tekrar 2'ye yükseldi. Ve Pekin'de şu an en hızlı bir şekilde önlemler artırıldı. 11 Haziran'da ilk vaka bildirdi ve ondan sonra hemen Songhai semtinde yer alan Xinfadi isimli bir toptan satış pazarı kilitlendi. Ve bu Xinfadi pazarıyla ilişkili olan 200 bin kişi takibe alındı ve bu kişiler nükleik asit testi yapılıyor. Ve bunu da ekleyelim. Pekin'in günlük test kapasitesi 100 bin civarında bulunuyor. Okullar tekrar kapatıldı. Çevrim içi eğitim devam ediliyor. Ve Pekin dışına çıkanlar için önce nükleik asit testi yapılması gerekiyor. Mevcut bu araştırmalara göre iki olasılık var bu kez salgının. Birincisi, pazarda yeni koronavirüs ile kirlenmiş olan deniz ürünleri veya et de olabilir. İkincisi de bu pazarda her gün çok fazla bir insan akışı var. Bu insan akışı tarafından taşınan virüs de kaynağı olabilir.
ABD vadeli işlemlerde her 3 endekste artıda. Dow Jones 26.449, düne göre %0.50 yükselişte. Benzer getiriler hem Nasdaq'ta hem de S&P 500'de var. S&P 500'ün en son seviyesi 3.143, Nasdaq'ın ise 10.019 seviyesinde. Bugün ABD'den yeni konut başlangıçları verisi geldi 15.30'da. Diğer verilerde gördüğümüz o V şeklinde toparlanma yeni konut başlangıçlarında gerçekleşmedi. Bir önceki ay %30 daralmıştı. Bu sefer piyasa %23'lük bir yükseliş bekliyordu. Ancak gerçekleşme sadece %4.3'te kaldı. Dün Jerome Powell Senato'da konuşmuştu. Bugün de saat 7'de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Paneli'nde bir konuşma yapacak. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in de Türkiye saatiyle saat 11'de konuşma yapması bekleniyor. Gelişmekte olan Merkez Bankaları cephesinden baktığımızda da Brezilya'nın faizi %3 seviyesinden 2.25'e indirmesi bekleniyor diyelim ve sözü finans merkezi için Açıl Sezen'e bırakalım. Bugün konu Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nurçevi'de olacak.